Herkese merhaba. Bu videoda su ve yağ nasıl karışır ondan bahsetmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz zeytinyağı ve su kesinlikle karışmaz. Peki bunları nasıl karıştıracağız? Evet, burada emulgatör dediğimiz bazı kimyasal maddeler işimize yarıyor. Özellikle krem yapımında sıklıkla kullandığımız bu emulgatörler hakkında bilgi almak istiyorsak devam edelim. Evet, su ve yağ karışmaz dedik. Normalde bir de bunu deneyle gösterelim. Normalde bir su aldık. Bir susam yağıyla karıştıralım. Hatta manyetik karıştırıcıya koyalım. Bakalım karışacak mı? Şöyle 2 çay kaşığı yağ aldım. Gördüğünüz gibi birbirine karışmadı. İşte zeytinyağı da alsam, ayçiçek yağı da alsam fark etmiyor. Evet, oradan gözüküyor mu? Şöyle yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi zeytinyağı yukarıda kaldı. Hatta onu manyetik bir karıştırıcıya koyalım. Manyetik bir balık atıyorum. Yani herhangi bir emulgatör atmadan acaba bu manyetik karıştırıcıyla su ve yağ birbirine karışacak mı? Şöyle yaklaşık bir 15 saniye, 20 saniye karıştıralım. Evet, yeterli. Evet, gördüğünüz gibi parçaları ayrıldı. Deminkinden daha bir parçaları ayrılmış durumda. Fakat yine de istediğimiz bir formda değil. Homojenlik yok. Hatta şöyle yukarıdan baktığım zaman parçalanmış fakat birbirine karışmamış su ve yağ görüyoruz. İşte bu sefer emulgatörü kullanmamız şart. Emulgatörler aslında su ve yağ birbirine karıştıran kimyasal ajanlar. Emulsiye ediciler. Mutfakta aslında şöyle biz biliyoruz onları. Bağlayıcılar. En basitinden hamur yaparken orada kullandığımız yani su ve diğer yağları birbirine karıştıran aslında yumurta oluyor. Bu arada soya lesitini, o da adı üstünde soyadan elde ediliyor. Bir anlamda yumurtaya da benziyor. Bu da bir emulgatör, doğal bir emulgatör. Ben özellikle bugün sıklıkla kullandığım piyasa ismi olan Emulgin SG'yi kullanmak istiyorum. Daha kimyasal adıyla sodyum sterol glutamat. Bu aslında doğal ham maddeden elde ediliyor. Fakat yarı sentetik diyebiliriz. Daha sonra laboratuvarda işlemden geçiyor. Şimdi bir de bunu kullanalım. Bu daha çok su fazında karıştırmamız gereken bir emulgatör. Mesela lesitin, soya lesitini yağ fazında. Bunu zeytinyağına karıştırıp daha sonra suyu ilave ediyoruz. Bunu eğer kullanacaksam da önce suya katıyorum. Daha sonra da o suyu zeytinyağına ilave ediyorum. Spatülün ucuyla bile koysam yeterli. Şimdi bakalım karışacak mı? Manyetik balığı bunun içine atalım, karıştıralım. Bu arada manyetik karıştırıcı önemli. Biz mesela krem yaparken bunu sıklıkla kullanıyoruz. Önce şöyle bir karıştırıyorum. Bunu aynı zamanda gümüş suyu yaparken de kullanacağız. Krem yapımında, kolonya yapımında, parfüm yapımında sıklıkla kullanıyoruz. Biraz önce kattığım ve birbirine karışmayan badem yağını bu sefer emulgatörlü bir suyun içine atacağım. Bu sefer bakalım nasıl karışacak. Evet, bu karışırken şimdi yavaş yavaş yağımızı ekleyelim. Şimdi bunun önemli özellikle püf noktası hem böyle bir manyetik karıştırıcıyla aynı anda karışırken bunu yavaş yavaş eklemek. Bu arada manyetik karıştırıcı bizim her şeyimiz dediğim gibi. Açıkçası bu deneyleri yapmak için bayağı araştırmıştım. İnternette gördüm, hem de yerli bir üretim. Yurt dışından da hiç almaya gerek yok. Birçok şey için kullanabiliyoruz. Şimdi azar azar yağ ilave ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi faz farkı şu an oluşmuyor. Eşit bir şekilde çözeltiye karışıyor. Biraz daha katalım. Bir anlamda bağlayıcılık görevi görüyor. Aynı yumurta gibi. Evet. Bayağı homojen oldu. Oradan gözüküyor herhalde. Bir de yakından göstereyim ben size. Evet, gördüğümüz gibi tamamen birbirine karıştı. Bakın ikisini kıyaslarsak bunda herhangi bir emulgatör yok. Faz farkı çok belirgin. Bunda ise emulgatörle beraber ikisi birbirine karıştı. İşte biz krem yapımında bunları kullanıyoruz. Mesela daha önce yaptığım kremler. Bu biraz daha sıvı formda fakat ama homojen bir şekilde karıştığını görüyorsunuz uzaktan. Herhangi bir faz farkı yok. Evet, tekrar solüsyonumuza bakalım. Evet, görüldüğü üzere tamamen birbirine karıştı. Bu arada birçok farklı emulgatör var. Her ne kadar ben doğalları veya doğala yakın olanları tercih ediyorum. Bunlarla ilgili bilgileri de aşağı bırakayım.
Evet, gördüğünüz gibi kimya aslında bir anlamda sihir gibi, birbirine karıştırıyoruz. Birbirine karışmayacak maddeleri bile birbirine karıştırabiliyoruz. Kimya aslında hayatın her alanında hem biraz bilgili hem de ilgili olmak gerekiyor. Bu teknik bilgilere sahip olarak aslında siz de kendi kreminizi, sıvı sabununuzu, şampuanınızı, hatta diş macununuzu, parfümünüzü yapabilirsiniz. Bununla ilgili eğitimlere de sosyal medyamdan ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşça kalın.